Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Değerli basın mensupları diye başlamak istiyorum sözlerime. Eskişehirspor'un yani sizin için de bizim için de ne anlam ifade ettiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Tekrarlamaya da lüzum görmüyorum. Ama da yine de önem verdiğim iki başta hatırlatmakta fayda var. Bir, Eskişehirspor Anadolu ihtilalini başlatan bir kulüptür. Dolayısıyla sadece bizim için değil, futbola gönül veren herkes için, Türk futbolu için en önemli markalardan biridir. 2. Eskişehirspor, Eskişehir'in bütün Eskişehirlilerin ortak değeridir. Bildiğiniz gibi 2015 yılı Eskişehirspor'umuzun 50. yılıydı. Bundan birkaç yıl önce acaba 50. yılımızı bir şampiyonlukla taçlandırabilir miyiz hayali kuruyorduk. Ancak şimdi Eskişehirspor kümede kalabilir mi endişeleri yaşıyoruz. Futbol takımının başarısından bağımsız olarak Eskişehirspor'un 50. yılı, altını çiziyorum, Eskişehirspor'un 50. yılı bütün Türkiye'de futbol kamuoyunda yankılanacak şekilde kutlanabilir. Ve kutlanmalıydı da. Eskişehirspor'un Türkiye futbol için ne anlama geldiği 1960'lara yetişmemiş yeni nesillere de anlatılmalıydı. Eskişehirspor futbola gönül vermiş olan herkesin ikinci takımı yapılabilirdi. Yapılmalıydı. Bütün bunları değiştirmek iddiasındayım. Bu iddiayla buradayım. Eskişehir kamuoyunun yakından tanıdığı, daha önce Eskişehirspor için elini taşın altına koymaktan çekinmemiş, herkesin içine sinecek bir ekibi temsilen burada bu iddiayı dile getiriyor. Eskişehir'in ligde kalmasını sağlayacağız. Kulübün ekonomik problemleri aşmasını sağlayacağız. Bunun altını çiziyorum. 3 yıl içerisinde kulübün borcunu yönetilebilir bir düzeye indireceğiz. Eskişehirspor taraftarının hak ettiği gibi Türkiye'nin örnek taraftarı olarak algılanmasını sağlayacağız. Mevcut kulüp yönetiminde incinmesini istemiyorum. Dolayısıyla olağanüstü bir kongre için imza toplayarak yönetimi devirmek gibi bir düşüncem yok. Bu iş serin kanlılıkta, medeni bir şekilde gerçekleşsin istiyorum. Sayın Başkanım, Sayın Mesut Hoca'nın Eskişehirspor'a yapacağı önemli bir hizmet var. Derhal istifa etmeli. Kavgasız, gürültüsüz, barış içinde kulübü kongreye götürülebilir ve bu sadığı sergiler ise Eskişehirspor kamuoyu onu saygıyla anmayı sürdür. Biz takımın küme düşme pozisyonuna gitmeden önce göreve talibiz. Yani o pozisyonu gördüğümüz için şimdiden yani yönetim kurulunun gereğini yapması gerektiği onlara iletmek istiyoruz. Listemiz büyük ölçüde belli. Yani Eskişehir'de, Eskişehirspor'da yani herkesin yakından tanıdığı, son günlerde kamuoyunda isimleri çıkan birçok kişi bu listenin içerisinde arkadaşlar. Görüşmelerimiz yapıldı. Yapılmaya devam ediyor. Hakikaten yani duyunca heyecanlanacağınız isimlerin hepsi yönetim kurulunda görev alacaklar. Anladığım kadarıyla en kısa zamanda bir olağanüstü genel kurul istiyorsunuz. Şartlar bunu gerektiriyor. Evet. Bu süre konusunda mesela ilk yarının sonu mu yoksa bir an evvel mi? Bence yarından itibaren. Evet, finansman kaynağını çözdünüz mü? Yani devre arası biz geldiğimiz zaman, biz yönetimi aldığımız zaman devre arasında şu transferleri yapabileceğiz diyor musunuz? Devre arası demedim. Hemen diyorum, yarın diyorum. Derhal bu kararın alınması gerekiyor diyorum. Finansman kaynağı konusunda futbolda iki tane model var. Yani birisini Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih yapıyor. Nedir o? Başka yerlerden gelir kaynakları elde edip olmuşları alıyor. İkinci bir modeli var. Yani Ajax, Anderlecht, son zamanlarda Borussia Dortmund gibi. Yani elindeki futbolculara değer katarak onlardan ekonomik gelir elde ediyor. Porto gibi. Yani biz Eskişehirspor'u şu iddiadayız. Türkiye'nin Porto'su yapacağız. Devre arasında da mutlaka takıma bir takviye yapılacak. Ama yani bugünden böyle 5 kişi takviye yapalım demiyorum. Yani ben şu an takımdaki birçok oyuncuya güveniyorum. Hakikaten kumaşı iyi, değerli oyuncular var. Bir tek şeyleri eksik. Bir şeylerin değiştiğine başta onları, sonra taraftarı, sonra da kamuoyunu inandırmak gerekiyor. Yani rakamlar konusunda bir çalışma yapmadık. Ancak
kongre kararı alınırsa ekibimizin mali müşavir, kulübün mali müşavirleri yani borçla ilgili gerekli tespitleri yapar. Ama Eskişehir Spor'un bana göre lüzumsuz bir borç yükü var. Bu lüzumsuz borç yükü kulüp iyi yönetilebilir ise sürdürülebilir. Ama kimse de yani yarın genel kurul kararı alındı, ekip göreve geldi, yarından itibaren şahsi ya da ekip olarak bu lüzumsuz borç birden altına girmemizi de beklemesin.